Öyle bir o şey ki. En son ne zaman gittin? En son 10 sene oldu. 10 sene oldu. Peki. Şimdi bilmiyorum. Ben de sana bir sürpriz yapayım o zaman. Yok. Bir ses alayım. Mayadadan kalkan kazlar. Mayadadan kalkan kazlar. Al topuklu beyaz kızlar. Al topuklu beyaz kızlar. Yarimin yüreği sızlar. Yarimin yüreği sızlar. Eğlenemem aldan amam. Ben bu yerlerde duramam. Vardan ovası, vardan ovası. Kazanamadım sıla parası. Vardar olması, vardar olması. Kazanamadım sıla parası. Bu da benden sana geldi. Teşekkür ederim. Şimdi dondurmaya geçeceğiz ama önce senden bir şey öğrenmek istiyorum. Maşallah çok sağlıklısın en başta dediğim gibi. Allah sağlığını bozmasın. Ne yiyip ne içiyorsun bu yaşa kadar? Bir de fitsin. Öyle kilon da yok. Yok. Mesela bir günün nasıl geçiyor? Bir günüm nasıl geçer? Sabah kaçta kalkıyorsun? Sabah namazına kalkarım. Sabah namazına? Allah korusun. Orada var benim bir ölçegim vardır. Çürek otu yağı bir. Çürek otu yağı? Yağ. Bak önemli. Bak önemli o. O bütün bağırsakları gevşetir. Kabızlık evet. Olmaz. Hiçbir şey olmaz. Evet. Çürek otu yağı. Evet. Onu içtikten sonra namazımı kılarım, kalkarım. Kahvaltıma geldiğim zaman benim orada bir tane bıldırcın yumurtam var aç karnım. Bıldırcın yumurtası? Bıldırcın yumurtası. Bu da güzel. O bıldırcın gibi uçuyorum yani. Bıldırcın yumurtasından sonra. Peki evet. Sonra kahvaltıda? Sonra kahvaltı. Kahvaltıda yediğin tereyağı, süt, peynir, bal, reçel. Tereyağı, bal bir kere olacak. Bal mutlaka olacak. Tereyağı, bal. Tamam, tereyağı, bal. Evet. Ondan sonra peyniri, zeytini, onları azer azer böyle yavaş yavaş. Peki yedin. Olur. Tamam. Sonra öğlen? Aa, öyle de başka olacak bir şey. Çorba. Çorba öyle hafif. Çorba yine hafif. Hafif çorba. Güzel. Öyle. Bu arada böyle yürüyüş mürüyüş yapıyorsun tabii. Yürüyüş boş yapardık durmuş. Şimdi yapamadık. Baston bak. Olsun. Baston de. Olsun. Biz senin yaşına gelince biz acaba yürüyebilecek miyiz? Allah daha iyi olacaksınız inşallah. Daha iyi olacaksınız. Sonra akşamları yatmadan önce hafif mi yiyorsun yine? Hafif tabii akşamları. Bir yoğurttan böyle biraz bir şey yoğurtlu, sütlü bilmem ne bunları gece yürürken hem rahat uyumak için hem hafif sıkıntın olmaz. Uyu da uyudu. Bugüne kadar bu 92 yaşına gelene kadar böyle önemli bir rahatsızlık geçirdin mi? Hastalık. Önemli rahatsızlık işte bir dökülecek kalbim. O da normal canım o. Şey, renkli yokmuş. Bu ne? Sıfırlanmış o. Yaşlandı, sıfırlandı. Sıfırlanmış o. Sıfırlanmış. Peki gelelim dondurmacılığa. Şimdi ben geçeceğim torunun yanına. Sen önce bir dondurmacılığa başlama hikayeni böyle kısaca bize bir anlatsana. Babadan tabii ki geliyor bu. Tabii babadan 1912 geldi. Yılında baba başlamış dondurmacılığa. Babam 1900 kaç? 12. 12 değil ya. Daha mı önce? Babam 1900... 22'de. 22. Ha, burada 12 yazıyor. 22. 22'de. Tamam. Baba başlamıştı. Dondurmacılık yaparken sen onun yanına gidip çıraklık mı yapıyordun? Hayır. Ben onun yanına değil. O gurbet uzakta. Çekoslovakya'da. Çekoslovakya'da yapıyordu onu. Tabii orada o gitti. Oradan yatıştı, yürüyendi oralarda. Ben memlekette kaldım. Tamam. Orada Balkanlarda işte. Tamam. Şeyde, dedemin yanına tarlada. Koyun, kuzu, keçi, meyve ağaçları, her şeyi. Bunların her... Hepsinden dersini dedem verdi eski hem çobanlık adam. Yapıyordun hem çiftçilik yapıyordun. Çobanlık değil tarlalarda. Ama vardı, koyun da vardı. Onu dedin ya. Hepsi var, yapar. O da var. O tamam. Da var. Hepsi sonra var. Sonra dondurmacılığa nasıl başladın? Sonra dondurmacılığa 1949'da babam Çekoslovakya'dan döndü. Belgrad'ın başkentine, Belgrad'a. Yugoslavya'nın başkentine Belgrad'a geldi. 1949. Orada, 49'da. Orada başladı. Beni de aldı yanına o zaman çünkü. Dedem de bu sefer beni bıraktı, git dedi. Ama dede yatıştırdı. Tamam. Tarlada ne varsa, tamam. Meyvelerin. Ne zaman yanılır, ne zaman ham, ne zaman müsaade var, ne zaman yok bunlar hepsini biliyorum. Mühendis hanım var burada, gelecekler konuşuruz. Tamam mı? Sonra başladın 49'da çıraklığa. 49'da çıraklığı babamın yanına gittim, aldı Belgrad'ı. Orada dondurmacılığı ügretti. Yatıştırdı beni. Hem de nasıl yatıştırdı ki...
önce sordu. Yapacak mısın bu mesleği? Dedim siz yaptınız, ben de yapacağım dedim. Yapacağım. E yapacaksın dedi, beni dinle. Evet. Sonra yapacaksın. Ustana dinleyeceksin. Ha. Kaç sene sonra sen kendi dondurmanı yapmaya başladın, yani kendi ustalık olmaya başladın? Daha onun yanındayken bile başladık sonra biz. Başladık, beraber. Harika. Dinle beni dedi şimdi. Dondurmacılığa başlarsan, dondurmanın dilini öğreneceksin önce. Nedir o dil? Ne dedi? Yasat beni, yasatayım seni. Ha, değil güzel. Mi? Ha, güzel. Güzel. Peki, bırakmayacaksın yani. Bırakmayacaksın ama bak şimdi burada ne var arada? Arada bir şey var burada. Yasat beni, yasatayım seni. Ne demek ona bu? Ona önem göstereceksin. İşte buna önem göstereceksin ki sen dondurma der ki sen beni sahte yaparsan, yalancı, o sütten, bu sütten, yalandan müşteriye beni yedirirsen müşterinin ağzında, damağındaki ben tat bırakamam ona. Aynen. O da o, almaz. O zaman bir daha gelmez. Bir daha gelmez. Dondurma seni satmış olur. Bu işte ha, bu bak. İşte her işte böyledir işte. Eğer işine saygı göstermezsen, özen göstermezsen, benim tadım iyi deyip boş verirsen, eğer yok bir işte. Kere gelen müşteri o tadı alamazsa bir daha gelmez. Bir daha gelmez. Ama alırsa da bırakmaz seni. Aynen öyle. Bitti. Senin dondurmaların diğer dondurmalardan farkı ne? Farkı bak şimdi. Fark buradadır. Söyledim ya. Başta ustanın şeylerini dinleyeceksin. Temizlik, dürüstlük, dürüstlük. Çünkü dondurmada sen dürüstlük olmazsa sen bunu hep haram yemiş olursun. Aynen. Haram. Allah razı olsun. Bitti. Ne güzel şeyler anlatıyorsun. Ha. Ondan sonra işte dürüstlük olursa dürüst olursun. Müşteri bütün kazanırsın. Malzemelerini sen bir de yerinden getiriyorsun. Hep yer, hep. Fıstık mı? Iyisi. Fıstık yerinde Antep'ten herhalde. Hep her yerinde. Ne bileyim. İçine ne koyuyorsan hepsi yetiştiği yerde. Hep, ana yerinde. Hep ana madde. En güzel, en pahalısından. Peki bir şey rica etsem senden. Şu dondurma tezgahını oraya geçebilir miyiz? Geçeriz. Seni yormazsak. Yok. Bir beş dakika gel. Hadi bakalım bir şey. Gel Mesut amca. Hoppa. Yallah. Bastonu da alalım. Bak yaşlıymışım demek. Yok yaşlı değilsin sen maşallah gençsin. Ne yaşlısın? Şimdi sen bize tanıştır bir torununu. Kaç yıldır usta torununa sen mi öğrettin? Bu torunu bak nerede var küçük resmi vardı mı? Orada mı? Tamam. Daha 5 yaşından. Evet. Yanımda dizimde. Mesut. Dondurmayı hep yatıştırdık. Öğrettik ama bunun içinde var imiş o. Dondurmacılık. Yatırken akşam gece uyurken anneannesi bir taraf, bu dede bir taraf, bu ortada bir eli, bende bir eli onda. E yorgun ya, uyku tutar. Dedeye süt pişti, tamam çıkaralım mı? Oldu mi? Oldu mu? Ne zaman oldu? Ne zaman oldu? Hep o genlerden bak, geliyor. E o işte onun için dedim ben de buna güvendim ve dedim ki bu hakiki dondurmacı olacak. Millet için hizmet versin. Hizmet verecek insan budur. Senin gibi, senin gibi bir dedelen de öyle bir torun yetişir. Öyle bir yetiştirdim. Allah razı olsun. Sizin gibi de, Allah siz razı olsun. Mesut sen anlat bize, biraz dedeyi anlat. Dede bu işin aşığı. Biz de dedede böyle bir aşk görünce tabii biz de bu mesleğe aşık olduk. Yani severek yapmak bambaşka bir keyif katıyor. Biz de o yüzden bütün dondurmalarımızı sevgiyle yapıyoruz. Evet. Hepsi dededen aldığımız, yani dedenin de babasından hem aldığımız reçetelerle, ustalıkla devam ediyor. Helal olsun. Eşin, sizde de var mı dondurmacılık? Sen eşine ben yardım ediyorsun. Bende dondurmacılık yok ama birlikte yardımcı olmaya gayret gösteriyorum. O benim büyük gösteriyorum. Destekçim, evet. Torunlar, torunları, evet. Çocukları, onlar da. Bunlar da bizde dükkandalar ya. Onlar da. Mikrofonu onlara konuştursak. Buyur tatlım. Konuş. Nazlı sen misin? Ben Beyza. Ben Beyza. Beyza. Evet. Beyza sen bize birazcık büyük dedeni anlat bakayım. Nasıl geçinebiliyor musunuz büyük dedenle? Evde nasıl büyük dede? Ben çok tonton bir dedeye benziyor ama. Çok iyi biri. Çok iyi biri. Evet. Neler öğrendin ondan mesela? Bir şeyler öğretiyor mu size? Ailemize yardım etmeyi öğretiyor. Ailemize yardım etmeyi. Evet. Seni yerim ben. Peki şu minik dede konuşabilir miyiz? Merhaba sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Senin de ismini alabilir miyiz? Benim adım Zeynep Deniz. Zeynep Deniz. Galiba dedenin, büyük dedenin en iyi arası olan sen misin? Öyle dediler. İkimiz de çok iyi geçiniyoruz. Ay seni yerim. Böyle dedeyi bayramlarda falan elini öpüyorsun, harçlık alıyorsun değil mi? Bayramlarda, özel günlerde falan. Alıyorum. Veriyor mu güzel harçlık?
Evet. Peki sen neler öğrendin dedeyle böyle sohbet ederken? Neyin sohbetini yapıyorsun en çok dedeyle? Hep dondurma mı anlatıyor size yoksa? Böyle anlatıyor mu büyük anneleri? Bazen değişik şeyler anlattığı oluyor. Ayet-el Kürsi. Kurban Bayramı'nda? Yok. Ayet-el Kürsi'yi de okur. Ayet-el Kürsi'yi mi ezberledin sen? Evet. Aferin sana. Dede mi ezberletti? Yok. Bize bir okur musun? Bir nazar duası, bir ayet-el Kürsi. Tamam. Ha, bismillah. Bir sen. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la level hayu kayyum la tuzu sinetum ve la nyum le mav semavatum mav art menzellezi yeşveu indu illa bi izne yalma beyne idiyem ve la hayfeum ve la yehudune ve bir şey ilmin ilmin illa bi maşa eve siyah kürsü semavat vel art ve la yehudu sunma ve vel allazim sadakallah allazim. Ya seni yerim ya bak ah. Amca bir öpeceğim seni, bir öpeceğim sana maşallah. Sana maşallah okudun dua, inşallah hepimizi korusun nazardan. Bir tanesin sen. Peki babanın dondurmaları nasıl? Beğeniyor musun babanın dondurmalarını? Çok güzel. En çok hangi dondurmayı seviyorsun? Hepsini. Hepsini. En çok ama bir tane sevdiğim vardır canım. Çilekli Brownie mi, kaymaklı mı, çikolatalı mı? Brownie'san. 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 Şuradan bir külah şov İzleyebilir miyiz? Sizde de var mı öyle bir şey? Yok, tabii ki. Bizde şov olarak. Hayır öyle tabii ki. Maraş gibi değil de. Külaha koyarız. Yani böyle külaha böyle dondurma yani böyle sanatsal olarak koyarlar ya. Biz de direkt külaha koyuyoruz. Dede peki eskiden bağırırlar mıydı böyle dondurma, kaymak? Ben duyardım böyle. Biz küçükken vardı da. Var. Dondurma, kaymak diye böyle bağırırlardı. İnanmayan ya da bak. İnan ne? İnanmayan ya da bak. İnanmayan ya da bak. Böyle diyeceksin öyle, dondurmacı sen, öyle. Sen hala şu an senden bir tane böyle bir kaymak da istesem külaha koyabilir misin? Aa, hemen nasıl? Kaymaklı yok burada. Kaymaklı. Şu gibi. Bal badem. Bal badem mi? Cevizli o. Dede bana bir bal badem istiyorum ben. Tamam. Bakayım dede. Ustadan alalım. Askıların gevşedi. Ustadan alalım. Bakayım ustanın porsiyonlarını merak ediyorum o yüzden. Evet. Arkada da fotoğraflar var. Dedim. Bu fotoğrafları birazdan alayım ben. Büyük dedemizi anlatacağız. Bak şimdi. Tamam. Hop maşallah. Ey maşallah maşallah. Oh, eyvah düştü. Nazar değdi. Nazar maşallah. Değdi. İnşallah. Değişik ister misin? Ver bana bir karışık. Bir tane karışık. Bir tane daha. Bu neli? Böyle geldi. Vişne. Vişneli. Dede böyle ara sıra gelir mi dükkana? Denetlemeye falan gelir mi? Dede dondurma yapmaya da geliyor. Dondurma da yapıyor? Tabii dondurma da yapıyor. Dede canı sıkıldığı zaman en rahatlama şekli dondurma yapmak. Geliyor birlikte dondurma yapıyoruz. Meyveleri seçiyor, salepleri seçiyor. Biz de keyif alıyoruz onun gibi bir çınar ağacının yanında olmaktan. Sen ne diyorsun ya? Bak. Oh, maşallah. Buyurun. Oh, güzelliğe bakar mısınız? Bana çok güzel bir aranje yaptı dedem. Bunu ben sana vermek istiyorum. Sever misin bunu? Ye kız, ye. Benim için alabilirsin. Ya. Alabilirsin. Dededen. Dededen. Afiyet olsun. Dedeciğim gel seni fazla yormayalım. Gel. Seni. Başka yemeyecek misin? Ben mi? Ha. Yiyeceğiz şimdi biz programdan sonra. Ha, vereceğiz herkese. Dansları ekibine tamam. Vereceğiz, sazlara vereceğiz. Herkese tadacak bu dadı. He, herkese dededen dondurma. Ha. Şu fotoğraflara bir bakalım birazcık. Hadi. Gel bakalım. Arkada tarihi fotoğraflar var. Gel sen otur. Buradan ben sana şey yapacağım, göstereceğim. Kilolarım düştü. Bak ne yazıyor? Kaymaklı, çikolatalı, limonlu, vişneli, şeftalili, kokteyl, karanfil, muz, çilek. Evet. Otur, otur dedim. Şu arkadaki fotoğrafta kim var mesela şunlar? Kim onlar? Evet. Bak şurada görebilirsin. O sen misin? O benim mi? Tamam kim başka? O buradan öyle. Görebilir misin? Ay. Ha 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 görüyorum. Bu sen misin? Evet o oğlum. Bu? O ben. Ha bu sensin. Bu herhalde rahmetli. Yok o da... Kızlarım, ikiz kızlarım var benim ikisi. Bak o başta. Ha ikiz kızlarım bunlar. Ha. İkiz kızlarım. Anneyle teyze. Anneyle teyze. Anneyle bu teyze, da oğlum. Dayı, dede. Evet. Ben dedeyi şuraya oturtacağım ki şurada rahat rahat görsün. Yok be yok. Gel. Gel dedem sen buraya rahat otur buradan bak. Tamam. Gel dedem.
Buradan sen rahat rahat bak. Şey yapalım. Sen buraya otur. Heh, yormayalım seni. Şöyle fotoğraflar gelsin. O tarihi fotoğraflardan birkaç tane daha görmek istiyorum. Gelsin sıradaki fotoğrafımız. Bu sen misin? Oo, tabii. Ya burada biraz kilolu musun? Nedir? Biraz daha kiloluydık ama o zamanki sütler nerede? O sütleri yiyince. Şu an orada bir dondurma yapıyorsun galiba. Kaymaklı bir dondurma herhalde. Evet, evet, makine orada. Peki gelsin sırada. Bunlar çok tarihi fotoğraflar. Ha, burada biraz daha böyle günümüze yakın. Yine burada bir dondurma yapımı var herhalde. Evet. Hala aynı makinalarla devam ediyoruz. Eski makinalar. Eski usul makinalarla. Otomatik makineler kullanmıyoruz. Hayır. Dede hala bunlar da yapmamızı istiyor. Sütleri boşaltıyorsun orada. Evet. Gördüm. Çok karizmatik misin? Vallahi çok çok karizmatik misin? Kaç çeşit dondurma var sizde şimdi? Bizde mevsimine göre... Biraz daha böyle dönersen. Mevsimine göre değişiyor. Şu şekilde. Mevsiminde hangi meyveler varsa onlardan yapıyoruz. Güncel meyveler tezgahta her zaman en taze haliyle var. Örnek veriyorum. Mesela şimdi kış dönemine yavaş yavaş giriyoruz. Ha, kış meyveleriyle var. Tabii. Bal kabağı, elma tarçın, bodrum mandalinası, nar, portakal, kivi gibi. Bir de bizim böyle dönemsel olarak yaptığımız bazı çeşitler var. Mesela Ramazan'da hurma zemzem, demir hindi, Osmanlı mutfağından. Mesela Aşure. 1,5 ay evvel aşureli dondurma yapıyorduk. Aşureli dondurma? Aşureli dondurma. Muharrem ayına özel yapıyoruz onu. İlk defa duydum. Bizim geleneksel yaptığımız bir çeşit. Onu da satmıyoruz. İkram ediyoruz. Biz dondurmamızı o şekilde yani aşuremizi o şekilde dağıtıyoruz. Aşure yapıldığı zaman herkes aşure dağıtır. Herkes siz de aşure dondurma dağıtıyorsunuz. Biz dondurma dağıtıyoruz. Ya biz küçükken dedem şey yoktu. Mesela kışın dondurma yiyemezdik. Kışın dondurma yoktu. Yazın dondurma yerdik sadece. O algı sadece Türkiye'de var. Onun nedenini biz de bilmiyoruz. Çünkü dondurma dünyada en çok İskandinav ülkelerinde tüketiliyor. Yani soğuk ülkelerde. Evet. Aslında soğukla hiçbir alakası yok. Yani hasta eder dedikleri olay. Hayır. Gerçek bir dondurma eskiden için. Bize derlerdi ki aman kışın dondurma yeme hasta olursun. Niye yapmıyordunuz? Kışın. Bak kışın, onlardan bir de sen kışın niye dondurma bulamıyorduk biz? Bulanmazdı. Burada öyleydi. 1955'ten sonra başladı. 1 Mayıs'tan sonra dondurma satılsın burada. Sonra dondurma başladı. Sonra satılma. Mayıs gelmeden yok. Dondurma yasak. Eylül geldi mi gene yasak. Dondurma yemezdiler. Bulamıyorduk. Yok bulamazsın zaten. Bekliyorduk ki böyle Mayıs gelsin. Böyle okul önlerinde zaten dondurmacılar vardı böyle. Dondurma tezgahlarını kurarlardı. Böyle kaymaklı dondurma yerdik onlar. Artık ne yiyorduksa. Dondurma mıydı o? Güzeldi, güzel. Herkes güzel yapar. Herkes kendi evlatlarına yemek götürmek için, ekmek götürmek için mecburdu çalışsın, dürüst olsun. Anladın mı? Ancak öyle var ise zaten onlar yürüyemez. Yapamaz hiç o. Benim çocuklar da çok seviyor dondurmayı. Ha. Yaz kış yerler dondurma. Kışın yesinler. Ben hep kışın yedirdim çocuklara. Hepsini. Babam da bana yedirirdi. Hepsi. Yok. Bu sen misin? Dede. Evet. Yalnız o külah. Bir şey diyeceğim. Benim. Buna yakışıklılık. Maşallah buna karizma. Arkadaki külahların dizilimi. Şey gibi. Bir çiçek gibi tabii, böyle dizilmiş tabii, hepsi. Tabii. Burası neresi? Belgrad. Belgrad. 1949. Tam babamın doğduğu tarih. Evet. Öyle. Babamı da buradan ellerinden öpüyorum. Ona da selamlar. Babam doğduğu tarihte sen dondurma yapıyormuşsun valla. Gelsin bir sırada bir iki fotoğraf daha görelim. Burası Çekoslovakya. Bu benim babam işte. Ha bu baba. 1922. Bu da demek ki bayağı tarihi bir fotoğraf. Bu da 30'larda evet. Falandır herhalde. 22. 1922. 1922. Evet. Evet. Bayağı. Usta oldu. Usta iken. Usta oldu. İsmi yazıyor nakil. Dondurma ustası. Bir de Türkçe yazıyor orada. Evet. Demiroviç Nakil. Babasının ismi dedemin. Demiroviç. Demir. Şey demir ya ama orada Slavlar. Değiştire de yazar ki. Oviç'i koyarlar orada. Bulgarlar of koyarlar. Sizde de Oviç vardı. Yok bizde Oviç yok. Bizde onlar koyarlar. Onun memleketinde iyisin sen. Tabii hayır. Yani orada diyoruz. Orada onlar öyle. Peki. Oviç.